Kate? Kulak abi kulak. Size bir şey diyeyim mi? Bir kulaklık firması olsam müthiş bir PR yapardım şu an. Bak Kate'in bu kısmını koyardım. Siz de bu şekilde sağır mısınız? O zaman bizim kulaklıkları alın ve hemen duymaya başlayın diye müthiş bir reklam yapardım bak. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Az oynadığım katilleri oynamaya devam ediyorum. Daha doğrusu sırayla tüm katilleri oynayacağım gençler. Tabii bu bahsettiğim sıra buradaki listeye göre değil, rastgele şekilde, fakat hepsini oynamaya çalışacağım. Gençler şöyle bir şey var, Oni falan çok fazla yazıyorsunuz ama ben Oni, Hillbilly ve Maraz gibi dönmeli katilleri oynayamıyorum. Hem masumun hassasiyeti gereği hem de beceriksizim yani. O yüzden o üçünü atarsam bile en son atacağım, onu şimdiden söyleyeyim. Onun harici hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. Seviye 15 yapamadım karakteri, o yüzden 4. perküm bu maçlık olmayacak. Diğer maçı açacağım. İlk perkümüz yoz müdahale. Maçın hemen başında bana en uzak 3 jeneratör 100 saniyeliğine engelleniyor. İkinci perkümüz gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürdüğümüz zaman 32 metrelik alan içerisindeki tüm jeneratörler patlıyor ve anında %7 geriliyorlar. Son perkümde çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 40 saniye içerisinde tekme attığım ilk jeneratör anında %20 geriliyor. İlk eklentimiz yoz arınma süresini 20 saniye arttırıyor. Yani bu kanlı kusma geçiyoruz ya, işte onun süresini 20 saniye arttırıyor. İkinci eklentim de habis arınmanın verimliliğini %30 arttırıyor. Yani bir kurbana kustuğumuz zaman kusmuk barını %30 daha fazla dolduruyoruz. Gençler bu arada o sen birkaç video öncesinde benden bahsetmiş. Yorumlara yazmışsınız, ben oradan gördüm de baktım. Arhamdan konuşmuş. Şaka yapıyorum bu arada, çok güzel şeyler söylemiş. Rehber videom falan övmüş. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Yani ben de birkaç yorum yapayım o senle ilgili, hazır denk gelmişken. O sen samimiyetine güvendiğim ve inandığım birisi. Yani ekiple nasıl şakalaşabiliyorsam, ekibe nasıl şaka yaptığımda alınmıyorlarsa, benim art niyetli olduğumu bilmiyorlarsa, o sen de aynı şekilde. Yani ben o sene gidip şakasına o sen 1v1 gel lan dediğim zaman, o sen bunu gerçekten rekabet anlamında söylemediğimi bilir. Hani o sen sevdiğim birisi yani. O da bahsetmiş videosunda, ben de değineyim. Hani biz rakip değiliz demiş. Haklı, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu YouTube platformunda kimseyi rakip olarak görmüyorum arkadaşlar. Ben tamamen kendi işime odaklıyım. Ve bu olayı şeye benzetiyorum. Messi ile Ronaldo olayı gibi. Yani ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Ama Messi'yi izlerken de inanılmaz keyif alıyorum. Yani Ronaldo'yu seviyorum diye Messi'den nefret etmiyorum. İlla bir tarafa kutuplaşmanız gerekmiyor. Bu olay da aynı şekilde. Beni seviyorsunuz diye o seni izlememezlik yapmanıza gerek yok yani. Hani illa ikimizden birisini seçmek zorunda değilsiniz. O seni de izleyin, beni de izleyin. İkimizin de amacı bu komüniteye kaliteli içerikler çıkartmak. Yeri geldiğinde öğretici bir şeyler yapmak. Yani bir A seçeneğini seviyorsanız B seçeneği sizin düşmanınız olmasın arkadaşlar. Orada da başka bir fikir yatıyor demek. Zaten ülkede yeterince her şeyi kutuplaştırıyorlar. Lütfen biraz daha dikkatli olun bu konularda. A'yı sevip B'den nefret etmeyin. Benim oyunlarda böyle çok iyi oynadığımı savunmak gibi bir iddiam yok. Orta seviye oynarım her oyunu. Ana amacım bu kanaldaki her zaman muhabbet ve mizah olmuştur. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani bir insan beni sadece iyi oynadığım için izlerse sadece iyi olduğum oyunda izler. Ama muhabbetimi ve mizahımı sevdiği için izliyorsa beni her oyunda izler. Ve ben bunu başardığımı düşünüyorum. O yüzden hani o sen biraz daha böyle gameplay'e yönelik videolar çekiyor. Katil tarafında özellikle bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yeni build'dir, taktiktir, triktir. O sen gerçekten bu konuda gördüğüm en iyilerden. O yüzden o seni takip edebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. O sen de bizdendir yani. Oğlum bir daha kafana eğsene lan ben spottayken. Hay amık katil. Heh, bir tane tutturduk diyeceğim de. Tam buna virüsü verdik ya. Dur bununla uğraşma. Burada çakalın yolar var. Güzel. Biraz sanki aim'imi yukarı mı tutuyorum? Buna da bulaştır. Güzel güzel. Verimliliğini de %30 arttırdık ya. Hocam ben biraz yamuk işiyor. Ben işiyor gibiyim sanki. Kusuyor değil de hani. Bu satıyor bu arada. Aynen de öyle. Kral ne yaptın be? Bu nasıl bir gameplay oğlum? O sen al bunu hayat kurtaran taktikler videosuna at. Veba'ya karşı nasıl oynamalıyız amına. Bu arada herkes yaralı şu an ve virüslü, çok güzel. Bu arada maça girdiğimiz için çok konuşamadım. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar az önceki konuyla ilgili. Maç sonuna doğru söylerim muhtemelen. Oo, aşağıda can yapıyorlar. Ve yaralılar. En sevdiğim kurban tarzıdır. Lan bu yaralı değil miymiş? Aa bu daha fullenmemiş. Neyse şuraya pop vuralım. Şu jene de bulaştıralım arkadaşlar. Olur da iyileşirler gelirlerse falan. Hop şöyle bir fake. Şimdi yanından dolaşacağız. Paleti devirecek çünkü. Evet. Bu tarz spotun yan tarafı eğer küçükse paleti gidiyor gibi yapıp yandan dolaşın arkadaşlar. Çünkü kurban %80 falan paleti deviriyor. Paleti devirmeyenler zaten oyunu net bilenler oluyor. Paleti devirirse yandan çok rahat bir şekilde aradaki farkı kapatıyorsunuz. Kral sen biraz avel gibisin ya. Buna da aynısını yapacağım. Evet gördüğünüz gibi bu mantıkla bahsediyorum. Bu adam ne oynuyor anlamadım. Yani bu adam benim yardımcım gibi bir şey şu an. Bana çok fayda sağlıyor. Lan şunun ilaçlarını verin. Adam astım hastası herhalde. La çöpün içine mi girdin? Ya aşağıdaymış. Allah'ım yarabbim. Neyse şuraya da pop vuralım.
Şimdi taktik. Ne oldu lan? Nereden geldiğimi anlamadın mı? Ya. Bu zaten kusmukluymuş da iyice arkadaşlar, tehdit. Bakın arkadaşlar, kusmuk bir tehdittir. Mesela bir insanın üstüne kusarsanız size söver. Niye? Çünkü tehdittir. Bir kanlı kusmuk mu alsak ya? Bir tane alalım ya. Aha. Aşağı atladı, sesini duydum. Aşağıda öyle bir atladı ki yani sırıkla falan atladı galiba. Kral, senin de barovu verelim. Bak şu kancayı şuraya koyanın var ya, çok iyi lan. Evet, mahvettik. Maçı dar ettik adamlar arkadaşlar. Basement'ın önemi ya. Basement'a birini astıysanız onu alsalar bile çıkmaları çok zor. En azından alan kişi çıkamıyor yani. Öbürü hadi barolda falan yırtıyor da kanlı kusmuma denk geldikleri için ikisi de çıkamadı yani. İkisini de hapsettik oraya. Ben bu Jake Park'ı Basement'a bağlasam arkadaşlar, orada bir sigortalı işe soksam. Benim Basement'ı temizlesin yeterli bak gerçekten. Basement'ı temizlesin, bir de ne yapsın biliyor musunuz? Ekstra iki kanca daha eklerse. Şuraya pop vuralım. Kulağıma bir şeyler fısıldıyor arkadaşlar. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Sadece ben duymuyorum. Vadem falan doldu sandım ya. O kadar korktum ki. Ya krallar, şu oyun tarzına dönmeyin. Lan hatch falan açılsın, iki kişi kaçsın, escape alsın. Vallahi razıyım ya. Oğlum şu oyun tarzına dönmeyin ya. Buradalar da buradan benim geldiğimi duyup nereye gidiyor acaba? Yani hangi dolaba giriyor? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu. Şu. Evet, rakip cin galiba arkadaşlar. Bekle lan sen. Sana yapacağımı bilirim it herif. Bu niye daha önce aklıma gelmedi? Heh, gel şimdi otur hadi. Otur da göreyim, oturduğun an yanında virüs bulaştığını göreyim, direkt geleyim buraya. Lan şu an ikinizin eline de keleş versem, bana sıkabiliyor olsanız yine de bu maçı alamayacağınız. Neyin inadı? Gel ya, gel öl ya git, cesur bir şekilde jeneratör yap. Arkadaşlar cesurlar bir kere ölür, korkaklar her gün. Yani adam artık 3 tane karga getirdi ya galiba kafasına. Ne var lan? Yo, seni yakalayacağım. Niye ona gideyim? Yo. Biz ispiyoncuları sevmeyiz oğlum. Aklı sıra saklanıp beni pes ettirecektiniz ha? Yeşil cin misin lan sen? Bir şey diyeceğim. Burada bir tüccarlık dönmüş arkadaşlar. Şimdi ben çok konuşmak istemem ama kurbanlar arası bir teşvik primi falan dönmüş olabilir. Ben sana medkit vereyim. Sen katili üstüne çek, ben arkadaşım puanı kasayım. Anladın mı? Hatch'i de şöyle bir kapatalım, puanımızı alalım. Şu an var ya 400-500 puana bile ihtiyacım var ya. 4. perk'ü açmam lazım ya. Şunu da kıralım da. Heh, 100 puan daha lazım. M1 atınca falan vermiyorum ekstra puan. Bir 100-200 bir şey ver ya. Maçı şu Ash sattı bu arada. Gençler bu arada bizim Sultan Süleyman'ın hesabından oynadığım için nickimi değiştirmeyi unutmuşum. Korkuluk olarak girdim oyuna. Şimdi az önceki konuya devam edeyim. Araya maç girdiği için çok odaklanamayacağımı düşündüm. O yüzden menüde rahat rahat konuşayım. Dediğim gibi hani illa bir taraf seçmek zorunda değilsiniz. Kimi izlemekten keyif alıyorsanız o tarafı izleyin gençler. O seni de izleyin, beni de izleyin, hiç fark etmez benim için. Dediğim gibi benim tek amacım bu komüniteye kaliteli içerikler çıkarmak. Sadece DBD oyunu üzerinde değil, başka korku oyunları üzerinde de kaliteli içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Yeni bir oyun çıktığı zaman onu çekiyoruz biliyorsunuz ki, Texas'ta olduğu gibi, Last Year'da olduğu gibi. Yani ben kendimi bildim bileli korku filmleriyle ve korku içerikleriyle iç içeyim. 7 yaşında başladım arkadaşlar bu işlere. Yani bu işlere derken 7 yaşında Korku Kapanı izleyerek başladım ben, Wrong Turn serisiyle. 99'luyum ben. O seri 2003-2004 falan gibi çıktı sanırım. Ben 1'e giderken izlemeye başladım işte. O yüzden bu tarz hani katilli şeyler, gerilimli, kovalamacalı şeyler tamamen ilgi alanım. Kanalın genel özeti bu yani. Hani ilk defa izleyenler falan varsa. Ayrıca o senin gelişmesi beni çok mutlu eder. Çünkü o senle benim yaptığım DBD turnuvasından tanıştık. Hani oraya kadar dayanıyor her şey. O kadar eski. Kendi yeteneğiyle kendisini kanıtlamıştı turnuvalarda biliyorsunuz ki. O zamanlar hani oyunu bir de çok bilmediğimiz için ve hiç katil oynamadığım için çok iyi geliyordu o senin gameplayleri bana. Şimdi gelse eline veririm. Şaka şaka. Drama aramayın. Hemen drama aramayın arkadaşlar. Bak iki sizi deneyeyim dedim. Hemen o senin yorumlarını Ahmet abi eline veririm yazmaya gittiniz. Bak gördüm onları. Hemen onları tespit ettim. Kısacası böyle gençler, dediğim gibi. Hani ben mizah ve muhabbet yönünü ön planda tutuyorum. Ha, oyunları kötü mü oynuyorum? Bence oynamıyorum. Yani en azından izlenebilecek seviyede, bir orta seviyede bir gameplayim var. Muhabbetin yanına orta seviye gameplay de eklenince güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Aşırı kötü oynasaydım belki sevmezdiniz. Ya da çok iyi oynasaydım ama hiç muhabbetim olmasaydı belki yine sevmezdiniz. Ben o ikisinin dengesini iyi kurduğumu düşünüyorum. O sen tarafında da dediğim gibi hani böyle trikler, build'ler falan var. Çok izlemeye fırsatım olmuyor ama başlıklarından falan görüyorum, hani bir şekilde ana sayfam falan düşüyor. O senin kafası bu oyun arkadaşlar cin gibi çalışıyor. Dün kaçmak için bir saniyeniz var falan diye bir build yapmış. Hani tamamen kendi mi üretti build'i bilmiyorum ama şeytan olsa aklına gelmez yani öyle bir build. O videoyu da izlemenizi öneririm. İki tarafı da izleyin arkadaşlar, yani işin kısacası. Neyden zevk alıyorsanız onu izleyin. Kutuplaşmayın yani, yeter artık bizi kutuplaştırın.
karşılaştırdıkları. A'yı da sevin, B'yi de sevin abi. Ha B size uymuyorsa tabii ki sevmek zorunda değilsiniz. Mesela o senin videosu size keyif veriyordur, benimki vermiyordur. İzleme o zaman beni. Ben zorlamıyorum ya da tam tersi benim videom keyif veriyordur, o senin videosu vermiyordur. Yine izleme. Ama illa bir seçim yapmak zorunda değilsiniz, onu anlatmaya çalışıyorum. O sen mi gamer'ın dibi mi değil yani. Bak bu yabancılarda çok özendiğim bir konudur. Aralarında hiç rekabet olmaz. Yani illa böyle bunu YouTube açısından düşünmeyin. Her şeyde böyle. Yani bir sporun atıyorum iki tane çok iyi oyuncusu vardır. Mesela Nadal'la Federer'den örnek vereyim. Çok severim tenisi bu arada. Federer'ciyim onu da söyleyeyim. Ama Nadal'a da bayılırım. Tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Nadal ve Federer birbirine o kadar saygı duyuyor ki ben Federer'i sevdiğim zaman Nadal'dan nefret etmek zorunda kalmıyorum. Ama bizim ülkede böyle değil. Atıyorum bir sanatçı var çok iyi. Bir de ikinci bir sanatçı var o da çok iyi. Bu ikisi %80 düşman oluyor. O ona bilmem bir şey sallıyor. O ona bir şey sallıyor. O ondan daha iyi olmaya çalışıyor. Ya bence buna gerek yok. Bu tarz kutuplaşmalara hiç şey değilim arkadaşlar. Sıcak bakmıyorum. Dediğim gibi neyden keyif alıyorsanız, canınız ne istiyorsa onu yapın. Biz bu kitleye kaliteli içerikler sunmaya devam edeceğiz. Gerisi sizde yani. O sen yine de bir ve bir de eline veririm onu da söyleyeyim yani. Hazır cenin dibindeyken şuna kusalım arkadaşlar. Olur da gelirlerse sonradan falan. Anladın mı? Adama virüs bulaşsın. Buna da aynı şekilde. Şurada da abdestim haline bir ikindi yıkılayım geleceğim arkadaşlar. Bir purpo iz görürse affetmez. Tamam güzel. Biraz oraya sıkıştırabilseydim direkt yaralardım da sıkıştırma işini yapamadık. Bu arada birisi arkada bıraktığım jeneratörlere oturdu. Ne oluyor lan? Neyi kutluyorsunuz oğlum? Çatapat pat. Lan ne yapıyorsunuz? Tamam güzel. Burayı kusmukladık arkadaşlar. Bunlar yavaş yavaş yaralanacak. Kate yaralandı bile. Kate'e dönüyoruz şimdi. Çünkü hem jeneratör yapıyor hem de yaralandı. Bunu yapıyormuş. Kate? Kulak abi kulak. Size bir şey diyeyim mi? Bir kulaklık firması olsam müthiş bir PR yapardım şu an. Bak Kate'in bu kısmını koyardım. Siz de bu şekilde sağır mısınız? O zaman bizim kulaklıkları alın ve hemen duymaya başlayın diye müthiş bir reklam yapardım. Bak Logitech duy sesimi. HyperX buradayız. Merhaba. Vallahi severek dinliyoruz. Dede senin var ya tam ağzının içine kusacağım yani. Bir an kendimi Huntress oynuyor sandım arkadaşlar kusura bakmayın. Oğlum bu zaten yaşlı başlı adam öksüre öksüre bir hal olacak. Aa bunlar bota düşmüş. Bak benim bütün fokus gitti şu an ya. Hocam Plague görünce mi DC attık? Başka bir şey mi oldu? Bak bunlar az oynanan katiller ama karşınıza geldiğinde sinir bozucular gerçekten. Mesela Twins en az oynanan katil ama benim karşıma geldiğinde ben Twins'e karşı maç kazandığımı hatırlamıyorum. Beni hep mahvediyor yani. Bu arada puanım yetmedi arkadaşlar. Unuttuğumu sanmayın. 4. perk'e bir tane şey kaldı. Bir tane eklenti bir şey kaldı. Onu alsam 4. perk açılıyordu alamadım. Millet TEDx'te başarı hikayesi anlatır. Benim anlattığım hikayeye bak anasını satayım. Bir tane şey kaldı onu alamadım diye başarısızlık anımı anlatıyorum ya. Kanlı kusmuk bitti birisini görene kadar anasını satayım. Ay, dedem gel seni alayım bari. Amunun. Son anda Totiş'ten tuttuk. Kanlı kusma bir daha geçiş. Maçı mahvettiler şu an. İki kişi DC attı. Zaten hani benim hevesim kalmadı ki şu an. Ya nasıl? Ya sen ne kadar çakalsın ya. Güzel oynuyor. Orta jam bitti. O zaman size bir kanlı kusmuk daha geliyor. Botlar direkt heal'lanıyor ki umursamıyorlar. Kanlıya geçecekmiş, şuna geçecekmiş falan. Zaten jenlerin yerinde görüyorlar. Botları reportlayacağım oğlum. Hile değil mi? Baksana bunu da bitirmişler. Ulan Allah'ın belası. Hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi? Bir daha eğilsene lan benim kusmuğuma karşı. Ya güzel yapay zeka kardeşim. Lan! Aha! Kusmuğumun rengi değişti bir an. Ananla çifte telli oynayayım ya. Evet arkadaşlar flash sevmemek için pencereden atladım. Lan Allah'ın belası oyun. Zorla flash sev mi yedireceğim bana? Bak bunu yine yükseltmişler. Yine bir pop. Oo, son jen de yüksek. Peki. Mırıbı. Bu çakal bitirmiş ya oyunu. Var ya spotları falan müthiş oynuyor. Plague'e karşı nasıl oynayacağını biliyor. Ama elbet o pencere kapanacak diyeceğim de bir şey diyeceğim. Ben buna kovalamaca da sayılmıyorum galiba şu an. Kardeşim Allah kabul etsin. Tavaf ettin. Umreni başarıyla tamamladın. Seni tebrik ediyorum. Oğlum adam hiçbir şey yemiyor lan. Hani acaba fake mi verecek? Acaba şey mi yapacak? Umurunda değil hani anladın mı? Aa nasıl stun yedim lan? Of hala spot buluyor ya. Sıçacağım şimdi bacağını. Bir şey diyeceğim bence bu adam hile ya bak yani şey için söylemiyorum bunu hani hemen o loop'u yedin ağlıyorsun mantığıyla söylemek istemiyorum ama hani arada bir yanlış takip edersin anladın mı şeyi ışığımı falan adam hep doğru hamleyi yapıyor.
Yani sonunda çok kusursuz oynadı bilmiyorum. Yani hileden kastım şey değil, böyle hızlı gidiyor, uçuyor muçuyor değil. Böyle senin nereden geldiğini görürse bu oyunda zaten yakalayamazsınız. Mümkün değil arkadaşlar. Ha güzel oynadı diye bok atmak da istemiyorum şimdi. Adam çok iyi oynuyor, ona bir şey demiyorum. Ama bir Volek'ten şüphelendim. Çünkü hani bak şu tarzda açık bir spotta tamam mind game yemezsin. Ama kapalı bir spotta en azından bir kere, sadece bir kere katilin nereden geldiğini anlamayabilirsin. Yani bir yanlışlık yapabilirsin. Bu çok doğal ama adam hiç yapmadı. Adamla 4 tane falan kapalı spot oynadım. Hiçbirisinde hata yapmadı. Ama bilmiyorum yani ne diyeyim. Eline sağlık, iyi oynadı. Oğlum bu ne ara açtı lan kapıyı? Yayıncıymış zaten nickinden anladığım kadarıyla. 33 prestij. Seviyesi 1. Reis şüphelendi. Reis good game de sıçtın ağzıma. Good luck next. Lan oğlum o ikisini niye ayırdım? Arkadaşlar bak nick buldum size. Şu araya tire koyun. N-XT. Müthiş nick bence. Adam yayındaymış bu arada arkadaşlar. Hile değildir herhalde yani, yayında zannetmiyorum açacağını. Zaten net bir şey söylememiştim. Sadece niye hile dediğimi açıkladım. Değil herhalde. Kıyamet bugündür ey ümmeti Muhammed. Bu ne arkadaşlar? Bir de Türkler galiba. Birisi Yıldız. Birisi Yağmur. Onu nasıl yapmış lan? Karakterin adı da Yağmur. Lan oğlum onu nasıl yapmış? Burada nick'i var. Burada da Yağmur mu yazıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Nasıl yapmış lan onu? 6500 saat. Evet arkadaşlar ben bu maç ölmezsem daha da ölmem gibi. The game şu an değildi. Bak seni özledik. Tamam kaç videodur gelmiyorsun. Seni özledik ama şu an değildi. Hayır şu an olmamalı ya. Of. Vallahi başıma geleceklerden ben sorumlu değilim arkadaşlar. Google Play sorumludur. Bari şu jenlere menlere bulaştır. Adamlara virüs bulaştırarak bari koronadan moronadan öldürürler. Belki başka türlü bunları öldürmem mümkün değil görünüyor. Zaten virüs bulaşmış. Güzel biraz daha bulaştırdık. Çok azıcık daha. Yaralan artık. Tamam nice. Yaralanmaya yakın demek ki paleti devirdiğine göre. Aşağı gitti okey. Devir onu da. Süper. Bu paletleri almamız şahane. Şimdi şuradan önüne çıkacağız ki diğer spota kaçmasın. Bir daha devirttirmemiz lazım. Bunu da devir. Süper. Tamam kolay gelsin. 3 tane çok önemli palet aldırdık. Nesnelere yakın yakın dönmeye çalışıyorum ama. Ne oldu? Fake falan mı vermek istedi acaba? Anlamadım tam ne yapmaya çalıştığını ama. Şöyle bir beyaz kanca yapmaya çalışalım. İyi kustum lan. Güzel, güzel, güzel. Şuraya da bir topumuzu vuralım. Güzel. Şu paleti kıralım. Kör etmeye çalıştı, zaman kaybetti. Bir şey diyeceğim. Buna vurayım zaten şu an kusmuk da her türlü sakat durum etkisine geçecek. Kancadakini alacaklar mı? Lan bu adam yaralı değil miydi zaten? Güzel, Barova sarını aldı da biraz kötü oynadım orayı. Adama keşke direkt vursaydım ya. Neyse burası kapalı. Nice. Yapmayalım. Yapmayalım. Niyeciğim? Canımın içi yapma lütfen. Tamam bunu da devir. Niye? Eğimde mi bir sıkıntı var? Mouse mu bozuk acaba? 2 kere 3 kere kör edemedi ama anlamadım. Benim işime yarar yani. Belki de beni düşündüğünden arkadaşlar. Hemen kötü düşünmeyelim. Not just on Sunday, I love you every day and... Gabriel Zoma. Devir onu. Arada bir bilerek respect atıyorum çünkü paleti gidiyor gibi yapıp sonradan deviriyorlar bu şekilde. Stun yemek istemiyorum adamın taktiğini bildiğim için. Çok güzel, buna spotları yediriyoruz. Şahane oluyor. Bu arada yetişemedi. Yetişir mi lan? Hayda. Güzel. İyi oynuyor. Mind game'leri yemiyor. Keşke bir sesini falan duysaydım attığın şeyin de. Nasıl ya? Bir tık sattık. İyi oynadı burayı. Ha bu zaten yaralı olan. Dur bu spotta bu bizi yine mahveder. Buna hiç bulaşmayalım biz. Niye'yi alırsak şahanül dehşet olacak. Bu palet niye devrik lan? Kanlı kusmuk alma fırsatım olmadı bu maç içi ya. Kancadan kancaya köle gibi çalıştık anasını satayım. Tamam o da yaralanacak birazdan. Aslında ilk kusmu bulaştırdığımda dibimde ise hasar vermem mantıklı olabilir ya. Sonuçta her türlü sakat durum etkisine geçecek değil mi? Bu jene de ilerletmişiz reisler. Minik bir salak döner mi burada acaba? Slug dönmese de en azından hasar verelim. Gabriel, Gabriel kaşınma bro. Zaten sona sılışın. Hayda. Sattık reis. Jen yapma aşkına sattık sanki reis biraz. Gabriel değişiksin, biraz değişiksin ne yalan söyleyeyim. Ama severim, senin gibi oyuncuları severim. Böyle tatlı adam yani hani. Saklanmakla falan uğraşmıyor, sana mis gibi yerini belli ediyor. Hah mis gibi hitini de aldım medium volt atıp.
Hayır, flash mı yedim? Ne yedim lan? Niye ne yapıyor ya? Niye kardeşlik varken? Onu yemezler de o öldü zaten. Aa, senin anahtarın var. Aa, bir şey diyeceğim. Saat olarak, prestij olarak falan çok sağlam gördüm de. Troll falan mı yaptılar acaba diyeceğim. Sanki onu da yapmadılar. Şanssız bir maçlarına denk geldim galiba. Siz neyi tercihsiniz? Oy güzel. Çok iyi hareket. Çok iyi harekette. Bu hareket de benden gelsin o zaman. Body block diyoruz buna halk dilinde. Niyacım oraları yedik ya. Oraları. Onu yedik mi? Onu da yedik. Hepsini Gabriel yedi bak. Giderek maçın içine etti gördünüz mü? Aa bunu yememişiz. Vursam vuruyor muydum? Akıl oyunları. Bu Chocolinho olan ya. Buna var ya biraz daha bulaşsaydım bu bana maçı kaybettirecekti. Neyse ki arkadaşlar irademi kontrol ettim. Spot'a baksana oğlum. Bu oyunda niye 4-5 tane bu şekil spot var ki? Yani bu ne anladın mı? Güzel 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 virüsü bulaştırdık. Reis aşağı inip hatch bulman gerekiyor ama. Oğlum bu, lan niye duymuyorum ben bunu attığını falan. Bulacak değil mi bir de hatch'i şimdi. Tamam güzel yaralanmamız iyi oldu. Atladın oradan. Fake vereceksin. Güzel. Dead Arden falan olabilir mi? Bekleyelim. 3 tane 100 prestij, 6500 saat. Artı yayıncı, artı ismini bismini bir şey yapmış. Hem link koymuş hem ismini falan yazmış. Bir şeyler olmuş. 4 kill. Güzel. Gayet iyi. Tık tık tık. Eğer hani videoyu izleyen birileri falansa elinize sağlık bu arada. Güzel oynadınız. Gabriel sizden mi bilmiyorum ama maç bence biraz ondan gitti. Eğer sizdense onun bir kulağını çekin derim. Buradan da yazalım. GG elinize sağlık. English please. Ya Yağmur yeme bizi Yağmur. Evet gençler bu videoluk benden bu kadar. Yine 3 tane güzel maç geçirdik. İkinci maç aslında çok iyi değildi. 2 tane bota düşünce o maç çok oynama hevesim kalmadı. Yani öylesine devam ettim o maça. Diğer 2 maç iyiydi bence. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Katillerin hepsini oynamaya çalışacağım gençler. Video başında açıkladım. Yani hani işte abi raid gelir mi abi Trapper oynar mısın? Abi Demogorgon oynar mısın falan yazıyorsunuz anlıyorum ama hepsini bir anda çekmem tabii ki mümkün değil. Sırayla hepsini çekeceğim hiç merak etmeyin. Ben çok keyif alıyorum bu aralar katil videolarından. Aynı zamanda bu akşam saat 7'de yayında olacağız gençler. Ekrandaki linkten gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.